Merhaba arkadaşlar, Atom ve Periyodik Sistem 7 videosuyla karşınızdayım. Şimdi iyonlaşma enerjisi biliyorsunuz çok geniş bir konu demiştim size. Diğer videomuzda bir kısmını anlattık. Şimdi devam edelim iyonlaşma enerjisiyle ilgili olarak. Bir tane örnekle başlamışım. X, Y, Z başgrup elementleridir demişiz. X, Y, Z'nin iyonlaşma enerjilerini vermişiz. Buna göre demişiz işte bir takım sorularımız var. Şimdi öncelikle isterseniz birazcık sorgulayalım. Mesela baş grup elementi ne demekti? Baş grup elementi A grubu elementleri, B grubu elementlerini de yan grup elementi diyorduk. Ve biz eğer bize iyonlaşma enerjilerini verdiyse iyonlaşma enerjileri arasındaki matematiksel sıçramayla o elementin grup numarasını bulabiliyorduk. Bakalım şimdi 150'den 250'ye çıkmış, 250'den 6000 yapmış, 6000'den 7000 yapmış. Bakın en büyük sıçramayı burada verdiğine göre bana iki tane iyonlaşma enerjisi kaldı. O zaman X için 2A grubu diyeceğim. Y'ye baktım 500, 7300 buradan birden sıçrama yapmış. Burada 9400 yapmış. Bakın buradan itibaren sıçrama verdiği için Y'ye direkt bir tane iyonlaşma enerjim kaldı. 1A grubu diyorum. Z'ye baktığım zaman 450, 680 olmuş. Çok büyük bir sıçrama yok. 680, 750 çok sıçrama yok. 750, 990 yine sıçrama yok. Bakın burada şunu düşüneceksin. Eğer Z'de 5. iyonlaşma enerjisi verilmemiş ama verilmiş olsaydı ve orada büyük bir sıçrama olsaydı o zaman 1, 2, 3, 4, 4A grubu diyecektim Z için ama nerede sıçrama yaptığını görmediğim için 4A ile 8A arasında bir element, bir gruptadır, bir elementtir diye söylemem gerekiyor. Şimdi peki bu elementlerden biliyorsunuz, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Eğer siz İyonlaşma enerjileri arasındaki sıçramaya bakarsanız o elementin ancak grubu ile ilgili yorum yapabilirsiniz. Bakın X'in, Y'nin ve Z'nin grubu ile ilgili bilgi verdik zaten. Yani bunlarla ilgili tahminlerimizde bulunduk. Ama periyodik cetveldeki yerini bulabilmek istiyorsak, periyodik cetveldeki yer dediğimiz yani hem periyoduna hem grubuna karar vereceksek, bakın X'in periyodunu asla bulamayız. Neden? Çünkü bütün iyonlaşma enerjilerini göremiyoruz. Z'nin de bütün iyonlaşma enerjilerini göremiyoruz. 4 tane iyonlaşma enerjisi vermiş ama belki 5 tane var, belki 6, belki 15, 20, 30 tane var, bilmiyoruz. Ama Y'ye dikkat ederseniz Y'nin 1, 2, 3 tane iyonlaşma enerjisi var. 4. iyonlaşma enerjisi yok. Demek ki Y'de aslında sadece 3 tane elektron var. Yani 3 tane proton var. Y'nin proton sayısı 3 olduğu için hem yani Y'nin proton sayısına ulaşabildiğim için hem grubunu hem de periyoduna karar verebiliyoruz. Yani periyodik cetveldeki yerini bulabiliyoruz. Sadece Y'nin. Sorularımıza bakacak olursak hangi elementlerin sadece grubu, hangi elementlerin hem periyodu hem grubu belirlenebilir? Şimdi sadece grubu bulunanlara baktığımız zaman X'in sadece grubunu bulduk. Z'nin de sadece grubunu bulabildik. Yani tam bir netlik yok. 4A ile 8A grubu arasında ama en azından sadece grubu ile ilgili tahminde bulunabildik. Ama hem periyodunu hem de grubunu tahmin edebildiğimiz Y'dir. Çünkü Y'nin artık proton sayısını biliyoruz. Proton sayısını biliyorsak zaten hem periyodun hem grubunu bulabiliriz demektir. Grubu ile ilgili net yorum yapılamayan element hangisi? O da Z elementidir. Çünkü 8A ile 4A arasında bir elementtir ama nedir bilmiyoruz demiştik. Gelelim periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisinin nasıl değişeceğine. Bakın şimdi arkadaşlar, çapla bir kere iyonlaşma enerjisi ters orantılı. Yani çap ne kadar büyükse elektronu kopartmam dışarıdan o kadar kolaydır. Çap ne kadar küçükse, elektron çünkü çekirdeğe çok yakın olduğu için sen dışarıdan o elektronu kopartmak için enerji verirsen bayağı zorlanırsın çekirdek. Çünkü çekim kuvveti fazla olduğu için o elektronu bırakmaz çünkü çapı küçüktür. O yüzden çap ile iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Biliyorsun yukarıdan aşağı çap artıyordu. Çap arttığına göre ters orantılıysa iyonlaşma enerjisi azalıyor. Soldan sağa çap küçülüyordu. Çap küçüldüğüne göre iyonlaşma enerjisi artar ama genellikle demişim. Genellikle. Peki bu genelliklerden kastettiğimiz şey ne? Bakın arkadaşlar, 8A'nın çapı en küçüktür. Her periyot bir soygazla bitiyor ve bu soygaz atomlarına baktığınız zaman kararlıdırlar, çapları çok küçüktür ve elektron kopartmam çok zordur. O yüzden 8A'nın iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Sonra 7A'nın, sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye yazabilirsin ama burada bir sıçrama var. O sıçrama da bize şunu söylüyor. Diyor ki, şöyle bir tabir var biliyorsun, 3 aşağı 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Burada 5A
6 ay ile yer değiştiriyor. 5A'nın 5A'dan elektron kopartmam 6 aya göre daha zor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gideceksin demiştim ya. 3 de aşağı gelecek. Yani sadece aynı, yani yan yana olan gruplar birbiriyle yer değiştirebiliyorlar. 2 ayla da 3 A'da bir yer değişikliği var. Burada bir istisna var arkadaşlar. Çünkü 5A grubu ve 2A grubu aslında baktığınız zaman küresel kararlılık denilen bir kararlılık gösteriyor. Bu çaptan çok daha baskın bir özellik. O yüzden bunlar kararlı oldukları için, yani 6A'ya göre 5A, işte 3A'ya göre 2A çok daha kararlı olduğu için bunlardan elektron kopartmak bir yanındaki gruplara göre daha zor olacaktır. O yüzden 8A'nın iyonlaşma enerjisi en büyük. Sonra 7A, sonra 5A, 6A, 4A, 2A, 3A, 1A diye gidecektir arkadaşlar. Bunu da işte dediğim gibi 11. sınıfın konusudur aslında bu kısmın sebebi. O yüzden onu 11. sınıf videolarından çok daha net izleyebilirsiniz. Ama burada sadece 3 aşağı 5 yukarı kuralını hatırlayarak, bu bir biliyorsunuz şeydir, deyimdir. Yani hani siz yaklaşık bir tahminde bulunurken 3 aşağı 5 yukarı şu kadardı falan dersiniz. Onu aklınızda tutup bu kuralı hatırlayın istiyorum. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı kuralını hatırlayarak iyonlaşma enerjisinin 8A'da soygazlar kararlı olduğu için ve çapı küçük olduğu için en büyük olduğunu bildikten sonra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye yazarsın. Ondan sonra da 3 aşağı 5 yukarı kuralını hatırladığın zaman 5'i yukarıya getirsin 6 aya göre, 3'ü de 2 aya göre aşağıya getirdiğin zaman kuralı tamamlamış olursun. Geldim şimdi bunu eğer periyodik cetveli işte bir grafikte gösterseydim iyonlaşma enerjisi değişimini. İyonlaşma enerjisi atom numarası grafiğine baktığımız zaman 1A'nın iyonlaşma enerjisi en küçük olacak. Değil mi? Çapı en büyük çünkü. Sonra 2A, ama 3 aşağı demiştik. 3A birazcık azaldı. 4A'nın iyonlaşma enerjisi. Sonra 5A'nın bir tık daha büyük, ama ne demiştik? 6 daha aşağıda, 5 yukarı dedik. 6 aşağıda, sonra 7A, sonra 8A. Şimdi peki ben şunu istiyorum. 1A'dan 8A'ya kadar iyonlaşma enerjilerini periyodik cetvelde düşünerek grafiğe yerleştirebilirsin. Tamam. 1A'nın dedik en küçük, 8A'nın en büyük. Arada sıçramalar var. 3'ü aşağıya attık, 5'i de yukarıya çıkarttık. Peki tekrar 1A'yı yazmak isteseydik. Bütün bir periyodu tamamladım. 1A'yı tekrar yazmak istiyorum. Bu sefer 2 1A'yı kıyaslayacak olursam ne yapmam, ne düşünmem lazım? Bir sonraki, yani şimdi yazacağım 1A için, ben grafiği tamamlayacak olursam arkadaşlar, şimdi yazacağımız şey için şöyle düşünmem lazım. 1A grubu daha aşağıda, çapı daha büyük. Çapı 1A'nın, yani bu 1A'nın çapı buna göre daha büyük olduğuna göre iyonlaşma enerjisi daha küçük olacaktır. Daha küçük olacağına göre o zaman diğer 1A'dan daha küçük bir yerde göstereceğim grafikte iyonlaşma enerjisini gösterirken. Böylece işte grafikte de iyonlaşma enerjisi atom numarasının nasıl değiştiğini göstermiş oldum arkadaşlar size. Gelelim elektron ilgisi konusuna. Hele şükür artık iyonlaşma enerjisi konusu tamamen bitti. Şimdi elektron ilgisine bakacak olursam, nasıl gaz halindeki bir atomdan bir elektron kopartmak, iyonlaştırmaksa onu, iyonlaşma enerjisine denk geliyorsa, burada da gaz halindeki bir atoma bir elektron ilave edildiğinde, yani o atom bir elektron aldığında, gaz halindeki bir atom bir elektron aldığında meydana gelen enerji değişimi elektron ilgisi diye geçiyor arkadaşlar. Bu enerjinin büyüklüğü elektron ilgisidir ve genellikle egzotermiktir. Genellikle dediğimiz istisnai durumlar olduğu için. Şimdi elektron ilgisi ya da elektronegatiflik birbiriyle çok yakındır arkadaşlar. Şu ana kadar ben hiçbir TYT sorusunda bunların tanımlarına ilişkin bir şey duymadım, ama tabii ki periyodik cetvelde nasıl değiştiği sorgulanıyor. Şimdi periyodik cetvele baktığım zaman bir kere çap ne kadar küçük olursa bir atom elektron o kadar ilgi duyacaktır. Yani almak isteyecektir onu. Elektrona ilgi duyacak. Bu durumda çapın küçük olduğu yerlerde elektron ilgisi artıyor bir kere. Bakın, soldan sağa elektron ilgisi çap küçüldüğü için artar. Yukarıdan aşağıda çap büyüdüğü için azalacaktır. Ama şöyle düşünebilirsin. Ben her seferinde diyorum ki öğrencilere,
elektron ilgisi ametallere ait bir özelliktir arkadaşlar, değil mi? Çünkü metaller sadece elektron veriyorlar. Elektron almıyorlar ki. Elektron ilgisi o zaman ametallere ait bir özellik. Bu durumda ametallerin daha çok olduğu yerlerde daha fazla artmalı. Peki hani periyodik cetvelde evet solda metaller var, sağda ametaller var. O zaman ametallerin olduğu yerde elektron ilgisi artacaktır. Tamam, bunu böyle düşündüm ama yukarıdan aşağı nasıl düşüneceğim dersen. Bir A grubunu düşün, hidrojen var. Aşağıda lityum var. Hidrojene bak, işte sodyum, potasyum diye devam ediyor ama iki tanesi yeter bize. Sodyum, potasyum yazmaya gerek yok. Hidrojene baktın ametal. Lityuma baktın metal. Yani buradan da şunu düşünebilirsin. Aslında yukarıda ametaller, aşağıda da metaller varmış gibi düşünürsen. Ve bu elektron ilgisi ametallere ait bir özellikse o zaman ametallerin olduğu yerde daha fazla olacaktır. Yani yukarıya doğru elektron ilgisi artacaktır. Ben aşağıya doğru göstermişim. Yukarıdan aşağı metal olduğuna göre elektron ilgisi de metallere ait bir özellik olmadığı için azalır diyebilirim. Şimdi peki şurada uyarılarım var ve notlarım var. Bakalım bunlara birazcık. Soy gazlar kararlı oldukları için elektron ilgileri çok düşük. Tamam, elektrona ilgileri var ama çok çok düşük. Yani yok diyemeyiz gibi bu. Çünkü Milli Eğitim'den, hani bir bilgi Milli Eğitim kitabından, o yüzden hani dikkat edelim, yok demeyelim yine de. Metallerin elektron ilgileri ametallere göre çok çok azdır. Ölçülebilir düzeydedir arkadaşlar. Peki bu 7 ayı niye yazdım? Şimdi 7 aya baktığın zaman buradaki elementleri bence ezbere bilmelisin. Flor, klor, brom, yod. Klora baktığım zaman hani periyodik cetvelde dikkat edersen yukarıdan aşağı azalıyor ya, ama elektron ilgisi, bakın florun, flor ve kloru kıyasladığım zaman klorun elektron ilgisinin daha fazla olduğu bilgisi var. Bu da bir istisnai durumdur arkadaşlar. Burada aslında işte florun çapı küçük olduğu için o elektrona çok ilgi duymuyor. Klorun o yüzden elektron ilgisi daha fazla oluyor. Bunu da bilgi olarak Milli Eğitim'de olduğu için bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani klorun elektron ilgisi flordan daha fazladır ki yukarıya doğru çap küçülmesine, elektron ilgisi artmasına rağmen. Geldim elektronegatifliğe. Az önce kurduğum cümleyi tekrar kuracağım. Normalde elektron ilgisi ve elektronegatiflik periyodik cetvelde aynı şekilde değişir. İkisinin tanımı birbirinden çok farklıdır. Ama şu ana kadar TYT'de bunların, yani bu iki kavramın tanımı ile ilgili herhangi bir soru gelmemiştir arkadaşlar. Ama arada bir fark var. Bakın, elektronegatiflik dediğimiz şey bağ elektronlarını kendine çekme gücüdür. Yani şöyle düşün. Sen flora tek başına bir elektron ilave edip ondan bir enerji çıkmasını sağlayabilirsin. Bu senin elektron ilgindir. Elektron ilgisi. Ama floru herhangi bir atomla bağ yaptığı zaman elektronlarını, bu bağ elektronlarını kendine çekme gücüne biz elektronegatiflik diyoruz. Burada flor tek başınaydı. Buna bir elektron ilave ettim. Bir enerji açığa çıktı. Bu enerji benim elektron ilgisinin büyüklüğünü ifade ediyor. Ama bağ kurmuşsa flor bir atomla ve bu bağ elektronları, biliyorsunuz bunlar ortaklaşa bağlarını kullanıyorlar ama ortaklaşa elektronlarını bağ yapımında kullanıyorlar ama ikisi de içgüdüsel olarak protonlara sahip olduğu için bu bağ elektronlarını kendine çekmeye çalışıyor. Ve bu bağ elektronlarını kendine çekme gücü elektronegatifliktir işte. Şunu hatırla yine. Deminki bilginle, bir kere çapın ne kadar küçük olursa elektron negatifliğin o kadar büyük olacaktır. Çünkü bağ elektronlarını kendine daha çok çekeceksindir. O yüzden periyodik cetvelde soldan sağa çap küçüldüğü için elektronegatiflik artıyor. Yukarıdan aşağı çap büyüdüğü için de elektronegatiflik azalıyor. Ezbere bilgiyle bakacak olursak arkadaşlar, ezbere bilgimiz bize şunu söylüyor. Periyodik cetvelde solda metaller, sağda ametaller var. O zaman periyot boyunca düşününce elektronegatiflikte madem elektron çekme gücü ise demek ki ametallere ait bir özellik, yani ametallerin olduğu yerde artacak. O yüzden periyodik cetvelde soldan sağa ametaller arttığı için elektronegatiflik artar. Yukarıya baktığım zaman yukarıda hidrojen, aşağıda lityum var. Ametallere ait bir özellikse o zaman hidrojenin olduğu tarafta, yani yukarıda daha fazla olacaktır. Bu durumda yukarıya doğru, yani biz burada tam tersini göstermişiz ama aşağıdan yukarıya artacaktır. Yukarıdan aşağıya da tabii ki azalacak diye söyleyebilirim. Burada bir notum var. 7A grubunu ezbere bilin istiyorum arkadaşlar. Bu önemli. Bununla ilgili sorular gelir. Çünkü flor, klor, brom, iyot diye. Flora baktığım zaman bilinen en elektronegatif elementtir arkadaşlar. Bilinen en elektronegatif ametal.
Biz elektron ilgisiyle elektronegatifliğin periyodik cetvelde aynı olarak değiştiğini söylemiştik. Yukarıya doğru elektronegatiflikte elektron ilgisi de artıyordu. Ama bilinen en elektronegatif element florken, bu da bilinen elektron ilgisi en fazla olan elementtir. Aynı yerde gösterelim. Elektron ilgisi en fazladır. Burada da elektronegatiflik en fazla, elektronegatifliği olan element de flordur. Klor da elektron ilgisi en fazla olan metaldir. Bu durumda burada bir istisna vardır. Onu tekrardan hatırlatmış oldum arkadaşlar. Gelelim metalik ve ametalik özelliklere. Şimdi metallerin ve ametallerin en belirgin özelliğini sorduğum zaman öğrenciler genellikle elektriksel iletkenliklerinden bahsederler. Ama elektriksel iletkenliklerin dışında metallerin en belirgin özelliği elektron vermeleri arkadaşlar. Sadece elektron vermeleri. O yüzden metalik özellik elektron verme isteğinin bir ölçüsüdür. Ametalik özelliğe baktığımız zaman tam tersi, orada da elektron alma isteğinin bir ölçüsü. Ve metaller nerede çoksa, çap nerede büyükse elektron verme isteği daha fazla olacaktır. Metalik özellik soldan sağa baktığımız zaman azalacaktır. Çünkü orada ametaller artıyor soldan sağa. Yukarıdan aşağı yine baktığım zaman arkadaşlar, yukarıda hidrojen var, aşağıda metaller var. Bu durumda metallere ait bir özellik olduğu için aşağıya doğru artacaktır. Ki çap da burada artıyor. Çap burada küçülüyor. Oradan da düşünebilirsin. Çap ne kadar büyük olursa metalik özellik o kadar fazla olacak. Metalik özellik artar. Çünkü elektronu daha kolay verir mantıken. Bir de ne dedim ben size, ezbere konuşacak olursak. Soldan sağa ametaller artıyor ve bu metalik bir özellik olduğu için, o yüzden periyodik cetvelde metalik özellik soldan sağa azalıyor. Yukarıdan aşağı düşünecek olursam, yukarıda hidrojen var ametal, aşağıda metaller var. Bu da metallere ait bir özellik olduğu için metalik özellik artıyor. Ametalik özelliğe baktığım zaman periyodik cetvelde şöyle derim, elektron alma isteği çap ne kadar küçükse ametalik özellik artacak. Periyodik cetvele baktım. Çap soldan sağa küçüldüğü için artıyor. Yukarıdan aşağı büyüdüğü için de azalıyor. Ama sen yine de şöyle düşünecek olursan, ezbere hani bunun dışında bir mantık kuracak olursan, o zaman dersin ki periyodik cetvelde ametaller soldan sağa arttığı için, bu da ametalik özellik olduğu için artıyor. Yukarıda hidrojen var, aşağıda metaller var. Aşağıya doğru metaller arttığı için, bu da ametallere ait bir özellik olduğu için azalır diye söyleyebilirim arkadaşlar. Geldim. Hemen çok basit bir şekilde toparlamak gerekirse, şimdi periyodik cetvelde 9. sınıf TYT konusunda hangi periyodik özelliklerden sorumlusunuz? Bir tek bunlardan. Yani atom çapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik özellik. Yani 5 tane özellikten sorumlusunuz. Şimdi çapa baktığın zaman, çapı periyodik cetvelde kardan adamla kodla demiştim. Kardan adam da periyodik cetvelde ne yapıyor? Gövdesi artıyor yukarıdan aşağıya, o yüzden çap artıyor. Soldan sağa ne yaptı? Burnunu taktın, burun küçüldü. Yani havucu taktın ters tarafı. Bu durumda ne yaptın? Periyodik cetvelde soldan sağa çap küçülüyor diyebilirsin. Çap azalıyor. Bunun mantığını açıkladım. Hani böyle kafama yatmıyor öğretmenim, çok ezber geliyor ve çok mantıksız, saçma ve komik geliyor diyorsan, zaten konu anlatımını yaptığım zaman neden azaldığına dair verileri bir kez daha İstersen dinle oradan. İyonlaşma enerjisi ne dedim? Çapla ters orantılı. Neden? Çünkü çapın büyük olduğu yerde elektron kopartmak çok kolaydır, ama çap küçülüyorsa o atomdan elektron kopartmam zorlaşıyor. O yüzden iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıya çap arttığı için azalıyor. Soldan sağa çap azaldığı için de artıyor, ama bakın burada genellikle kelimesini kullanmışım. Çünkü burada 3 aşağı 5 yukarı kuralım vardır. Elektron ilgisi, elektronegatiflik, bunların tanımları sorulmaz, ama elektron ilgisi de elektronegatiflik de normalde baktığınız zaman her ikisi de ametallere ait özelliktir. O yüzden periyodik cetvelde soldan sağa ama ametaller çok fazla olduğu için artacaktır arkadaşlar. Çap küçüldüğü için de elektron ilgisi ve elektronegatiflik artıyor. Yukarıdan aşağıya baktığım zaman, yukarıdan aşağıya şöyle düşün. Periyodik cetvelde yukarıda hidrojen gibi düşünürsen ametal, aşağıda diğer metaller vardır. Metaller aşağıda daha fazladır. Bu o özelliklerde elektron ilgisi ve elektronegatifte ametallere ait bir özellik olduğu için, yukarıdan aşağıya metaller arttığı için o yüzden azalacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda çap aşağıya doğru artar. Elektrona ihtiyaç duymazsın. Kendi elektronlarına sahip çıkmaya çalışırsın. O yüzden çapın büyük olduğu için bu özellikler azalıyor.
Gelelim metalik özelliğe. Metalik özellik elektron vermek. Ametalik özellik elektron almak. Metalik özellik tabii ki soldan sağa baktığın zaman metaller azaldığı için azalacak. Ametaller arttığı için artacaktır. Ya da metalik özelliğe baktığın yukarıdan aşağı. Aşağıda yine metaller daha çok hidrojenle kıyaslıyorum. O yüzden metalik özellik artıyor. Ametalik özelliğe baktığım zaman ametalik özellik azalıyor. Çünkü aşağıda yukarıda hidrojen aşağıda metaller olduğu için azalıyor dedim. Ama çapla bunu öğrenmek istiyorsan çapım ne kadar büyük olursa elektron vermem o kadar kolay olacak. Çapım ne kadar küçük olursa elektron almam o kadar kolay olacak. Periyodik cetvelde soldan sağa baktığım zaman çap küçülüyor. Çap küçülürse elektron vermem azalacaktır arkadaşlar. Çap küçüldüğü zaman elektron almam artacaktır. O yüzden ametalik özellik artacak. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya baktığım zaman çap büyüyor. Çap büyürse o zaman elektron vermem kolaylaştığı için metalik özelliğim artacak. Ametalik özellikte elektron alma isteğim olduğu için ve çap büyüdüğünde azalacağı için azalır diyebilirim. Böylece arkadaşlar bir üniteyi birlikte tamamlamış olduk. İyi seyirler diliyorum size.